Konu kapandı. Kemal Bey haklı. Geçmişte kalan konuları deşmenin hiç kimseye faydası yok. Oh be deli kız. İçimi rahatlattın. Sen böyle konuş. Benim canımı ye canımı. O ne? Masal kız ne yapıyormuş bakalım? Sen çok mu seviyorsun bu masalı? Hadi okuyalım o zaman. Masal, versene ablacığım okuyalım. Belki de biz yanılıyoruz. Geçmişten gelen yaralar hiç kabuk tutmuyor. Hep kanıyor. Kendi kendine ne konuşuyorsun öyle deli kız? Ben mi? Hiç. Öyle. Seni ne yaparım ben biliyor musun? Anlamadım. Anlamadın öyle mi? Senin ne kadar gerizekalı olduğunu biliyorum. Ama işine gelince her şeyi anlayan sinsi bir yılan olduğunu da. Hakaret ediyorsunuz. Ederim. Bu evde ben istediğimi yaparım. Senden mi öğreneceğim ne söyleyeceğimi, nasıl konuşacağımı ha? Anne. Oğlum. Ne yapıyorsun sen? Bu sana dün tokat atmış. Benim oğluma kimse tokat atamaz, kimse. Anne saçmalıyorsun. Oğlum, senin iyiliğin için. Anne, hiçbir şey şu yaptığına mazur göstermez. Hepsi senin yüzünden. Bizim evimizde böyle şeyler olmazdı. Ben böyle bir kadın değildim. Senin gibi bir köylü kız yüzünden. Çıkar mısın lütfen? Odamızdan.
Deli kız! Masanın çamaşırlarını katladım, aha buraya dur. Ben de mutfaktayım, dolma saracağı al akşama. Tamam alırım ben Şehriye abla. Hadi kolay gelsin sana. Sen bana dayanacak güç ver. Ben nasıl yapacağım o evde? Yardım et bana oğlum. Alo. Yok Melike abla, bir sorun yok. Yakındaki sahildeyim. Biraz hava almak istedim. Gelirim. Görüşürüz. Nerede o? Odasında mı? Dışarı çıktı Cavide Hanım. Dışarı çıktı demek. Cavide Hanım teyze lütfen sinirlenmeyin. Hadi biz de dışarı çıkalım, kafanız dağılır. Yok Cemre'cim yok. Bugün çok yıprandım. Gerçekten. Canım hiçbir şey yapmak istemiyor. Ya lütfen ama kırmayın beni. Kulübe gideriz. Ya dün o partideki sahiplenmeden sonra Emir'e tokat attıysa ilişkisi kötü gidiyor demektir. Reyhan gittikten sonra Emir'in size kızması için hiçbir sebep kalmayacak. Hadi gidelim dışarı çıkalım. Hadi lütfen kırmayın beni. Madem. Buralarda bir yerde herhalde. Dur! Emekli maaşım var içinde! Dur bakalım, nereye gidiyorsun ha? Belanı benden bulma, yürü hadi. O
Allah razı olsun kızım. Allah seni mutlu etsin kızım. Çok teşekkür ederim. Siz Sevil Hanım'sınız değil mi? Cavidan teyzeciğim, şimdi kulüpte güzel bir yemek keyfinizi yerine getirir. Hadi bakalım Cavidan Hanım. Çalıştır. Ne yapıyor bu ya? İn arabadan. Ne yapıyorsun? İn dedim. Ay bırak beni. Bırak bak ne diyeceğim. İstediğin paraysa veririm. Ne kadar istiyorsan. Onu ben söylediğimde yapacaktın. Geçmiş olsun. Cemre! Dur. Yürü dedim. Bırak beni. Ay, imdat. İmdat. Bırak beni. Bırak beni. Ay imdat. Bırak beni. Ay. Ne yapıyorsun? Ay. Yürü dedim. Ne yapıyorsun? Bırak onu. Bırak dedim sana. Bırak. Bırak. Ya. Bırak. Bırak beni. Şu arabaya neler bir getirdi. Bırak onu. Bırak. Bırak beni. Sen mi? Bak kimse yardım etmiyor. Ben şu arabaya. Ne dedim? Görüşeceğiz Cavidan Hanım. Hiç merak etme. Dur şu arabaya. Bırak beni. Bırak beni. Yardım edin. İmdat yok mu kimse? Bırak onu. Bırak onu. Yardım edin. Yardım edin. Sus ya. Yardım edin. Allah'ın cezası. Yardım edin. Delik mi? Sus. Kaçamazsın sen. Sen kaçamazsın. Yardım edin. Bırak beni. Bırak. Bırak dedim sana. Allah'ın cezası. Allah'ın cezası. Cavidan teyze iyi misin? Ya şu yaşadığımıza inanamıyorum. Polis. Polis haber verin. Cemre. Delirdin mi? Polis yok. Polis yok Cemre. Cavidan teyze Reyhan'ı götürdüler. Arabayı eğer tarif edersek MOBESA kameralarında... Cemre. O adam yakalanırsa ne olur biliyor musun? Ya, ama... Cemre her şey ortaya çıkar. Hiç kimse duymayacak bunu. Hiç kimse bilmeyecek Cemre anladın mı? Adınız Sevil mi? Neden soruyorsun? Ben masalın bakıcısıyım, Leyla. Buraya masalla ilgili konuşmak için geldim. Kötü bir niyetim yok. Sevil benim arkadaşım. Eski arkadaşım, bir ara beraber oturduk. Ama artık burada yok. Nerede olduğunu biliyor musunuz peki? Sevil'le kızı hakkında konuşmaya neden sen geldin? Kızın babası nerede? Bu nasıl söylenir bilmiyorum ama o geçmişle ilgili konulara pek sıcak bakmıyor diyelim. Size daha fazla bilgi veremem. Bir dakika, bir dakika. Bakın, madem Sevil Hanım'ı eskiden tanıyorsunuz, kızın babasıyla nasıl ayrıldığını da biliyorsunuzdur. Bakın, kızıyla ilgili konuşmak istiyorum. O yavrucağın sağlığı söz konusu. Annesiyle mutlaka konuşmam lazım. Lütfen, eğer yerini biliyorsanız lütfen söyleyin. Masal için. Gündüzleri evde bulamazsın, akşam git. Ha, adresi benim verdiğimi de söyleme ama. Çok 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 teşekkür ederim. İnanın masal için çok büyük bir iyilik yaptınız.
Dikkatli ol, sevil herkese benzemez. Düşündüğün gibi biri çıkmayabilir. Özellikle tanımadığı insanlara karşı hiç nazik değildir. Bu Sevil enteresan bir ablaya benziyor. Oo. Geç olmadan gideyim de Gergin Bey anlamasın. Akşam yeniden sıvışırım artık. İmdat! İmdat! Yardım edin! Yardım edin! Yardım edin! Ne var? Yardım edin! Sus ya! Sus! Durdur arabayı! Durdur yoksa atlarım! Durdur arabayı diyorum! İmdat! Ne yapıyorsun be? Ne yapıyorsun? Yardım edin! Çalmaz o kapı boşuna kendini yorma. Yol arkadaşıyız artık. Ölürüm de gelmez seninle! Durdur arabayı diyorum! Durdursana! İmdat! Yatın artık be! Kes şunu artık! Kes! Sıkarım yoksa. Ulan! 40 yılın başı bir kibar olayım dedim. Ne laftan anlamasaya çıktın sen? Bırak diyorum sana! Bırak beni! Böyle bekleyeceksen satranç oynayalım. Düşünüyoruz, acelen ne? Oho. Şimdi bitirdim seni. Çünkü bir kadının namusunun sorgulandığı yer o kadının evi olamaz. Burası benim yaşamaya mecbur olduğum hapishane. Bazen insanın yaptığı en büyük hata, en büyük mutluluğu olur Cemre. Hem de hiç farkına varmadan. O yüzden büyük konuşmayacaksın Cemre. Bu son günler bunu öğretti bana. Ne diyorsun bu işe? Hangi işe? Fok balıkları diyorum. Çok yalnızlar. Gül diye takılıyorum bir oğlum. Hadi sıran geldi de geçiyor bile. Oyna zaten yenileceksin.
Sonra devam etsek. Hay hay. Bir filtre kahve yapayım sana. Anca kendine gelirsin. Harika olur. İnan ki senin kahvelerini özlüyorum Şehriye Hanım. Eline sağlık. Dilin dönsün yeter doktor hanım. Kahve de yeter. Her zaman pişiririm. Afiyet olsun. Masal ne zaman uyanır? O yeni uyudu. O zaman ben sonra yine gelirim. İlerlemelerini gördükçe çok mutlu oluyorum. Hakkınızı ödemek zor. Size olan borcumuz birikiyor. Ne borcu Kemal? Seve seve geliyorum ben. Benim size aslında danışmak istediğim başka bir konu daha var. Uyur gezerlik hakkında. Uyur gezerlik? Evet, sizin alanınız değil biliyorum. Evet, benim alanım değil ama hakkında birçok şey biliyorum diyebilirim. Zira anneannem de uyur gezerdi. Çocukluğumdan bu yana kimi komik, kimi üzücü bir sürü olaya şahit oldum. Doğru kişiye danışmışım o zaman. Uyur gezer olan kim? Bir arkadaşım. Sanırım uzun zamandır böyle bir derdi var. Belli bir tedavisi yok tabii. Yani ilaçla geçebilen bir şey değil. Daha çok psikolojik tabana dayanır. Tetikleyicileri vardır. Mesela çocukken yaşanmış bir ebeveyn kaybı, stres bozukluğu, kaygı bozukluğu, güven eksikliği gibi. Bunlardan bir ya da birkaçı uyur gezerliğe neden olabilir. Düşük bilinç halinde uyanırken yaptıkları her şeyi yapabilirler. Hatta uyanırken yapamadıklarını bile. Yani araba kullanmayı bilmeyen biri araba kullanabilir. Resim yapabilir, beste yapabilir. Kötü şeyler de oluyor tabii. Uyur gezerken kendine zarar verenler, intihar edenler, hatta cinayet işleyenler bile var. Cinayet mi? Yani çok nadir görülse de birkaç olay yaşanmış vaktiyle. Ya masala zarar verirse? Yok canım. Masalı korumak için canını ortaya koydu. Bu son söylediğim biraz canı sıktı anlaşılan. Yoo. Peki tedavi olma ihtimali nedir? Dediğim gibi uyur gezerlik psikolojik bir bozukluktur. Kendilerini güvende hissederlerse bu konuyla daha kolay baş edebilirler. Tamamen iyileşme şansı? Önemsendiklerini, sevdikleri şeylerin dikkate alındığını bilirlerse neden olmasın? Tamamen iyileşebilir. Umarım yardımcı olabilmişimdir. Çok teşekkür ederim. Nerede bizim muhteşem bakıcı kızımız? Geldiğimden beri görmedim. O dışarı çıktı sanırım. Çok farklı bir kız gerçekten. Yani masalı olan pozitif katkısı bir yana kendini çok iyi yetiştirmiş. Tahsili yok. En ilginci de o ya. Yani asistan öğrencilerimle kıyaslıyorum mesela. Leyla hepsini cebinden çıkarır. O kadar algısı açık. Öyledir herhalde. Söylediklerime şaşırmış gibisin. Yoo, ben de yeni yeni tanıyorum. Ama masal için yaptıkları önemli. Çok önemli. Çok başka bir kız gerçekten. Daha önce tanıdıklarıma benzemiyor. Sahi sen Leyla'yı nasıl bulmuştun? Bakıcı ajansından falan mı geldi? Baba! Masal? Kızım? Leyla'yla tanışmamız tamamen büyük bir tesadüf eseri aslında. O zaman bu tesadüfe neden olan güce şükretmelisin. Leyla gerçekten masal için çok büyük bir şans. Alır mısın bir tane daha? Şarteller tam açılmadı galiba. Yok, yeter bu kadar, sağ ol. Ben gideyim artık. Dur, gidersin birazdan. Sıkıntını anlıyorum. Durumu düzeltmek istiyorsun. Pek başarılı olduğum söylenemez. O zaman biraz dur. Akışına bırak. Reyhan'a da düşünmesi için zaman ver. Ne yapacağını bilmiyorsam durup beklemek en iyisi. Durumu düzeltemesen de yeni bir hata yapmamış olursun.
diyorsun. Aynen. O zaman bana da gitmek düşer. Okan arıyor. Senin motoru soracak yine. Vazgeçmedim hala bu sevdadan. Kaçtır arıyor. Sana söylemedim. Dinle bak. Sefer ne haber? İyidir Okan'cığım. Beni mi özledin? Hayırdır? Sen özlenecek adam mısın ya? Niye aradığımı biliyorsun. Konuştun mu Emir'le? Boşuna yorma beni. Emir motorunu satmaz. Sen bir konuş. Ne isterse vereceğim. Ne kadar isterse. Açık çek diyorum. Daha ne diyeyim? Yahu iyi misin? Git istediğin motoru al. Nasılsa bütçe sorununda yok. Bir kere daha mı anlatacağım? Ben o motoru istiyorum. Konuş Emir'le, bana da haber ver. İyi bakalım, görüşürüz. Araya açma. Sık sık ara. Satmam biliyorsun. Benim için değerli. Neyse çıkıyorum. Görüşürüz. İn. Neresi burası? Ya in dedim. Gel korkma canım almayacağım. Dokunma bana bırak. Sana in dedim. Dokunma dedim dokunma. Dokunma bana. Bırak beni. Amma tata hayatım ya kızım yürü. Yardım edin. İmdat. Yardım edin. Yürü. Bırak beni. Bırak ne olur gideyim bırak beni. Bırak beni. Ya bol bol dua et. Kaynanan olacak Cavidan. İstediğin parayı getir Mesir rüyanda görürsün kumarı. Yürü. Bırak beni. Para isteyecek herhalde. Başka ne amacı olabilir ki? Elbette para isteyecek. Daha önce istediğini vermedim diye bu kadar ileri gitti ya zaten. Allah'ın cezası. O kadar çok para istedi ki Hikmet'in haberi olmadan nasıl toparlayacağım bilmiyorum. Ya polisi aramaktan başka çaremiz yok. Rica ederim aynı şeyleri tekrarlama Cemre. Polise gidemeyiz. Bir şekilde bulacağım parayı. Ya parayı verseniz bile durum değişmeyebilir. Hem Reyhan'a zarar vermeyeceğine malum. Adam delirmiş gibiydi, her şeyi yapabilir. Şu an Reyhan'dan daha önemli bir konu yok mu sence? Vural istediği parayı alamazsa yaptığımız işbirliği ortaya çıkabilir. Neyle karşı karşıya olduğumuzun farkında mısın? Yanlış anlamazsanız eğer benim Vural'la bir anlaşmam yok. Siz zor durumda kalacaksınız. Bu iş hiç iyi bir yere gitmiyor. Tek başınıza halledebileceğimiz bir konu değil. O yüzden polise gitmemiz lazım. Bir çare düşüneceğim. Bana güvenmeyi dene. Daha önce olduğu gibi. Polisi aramayacaksanız eğer, daha fazla bu durumun içinde kalamam Cavidan teyze. Her şey olabilir. Göze alamayacağım şeyler. Cemre, tam sana ihtiyacım olduğu anda... Anne... Reyhan'ı gördün mü? Sabahtan beri ortada yok. Telefon da kapalı. Ben Reyhan'ın bekçisi miyim Suna? Niye bana soruyorsun? Ben çıkıyorum. Uğramam gereken bir yer var. Geç kaldım. Güle güle. Görüşürüz canım. Cemre'nin nesi var öyle? Kaçar gibi gitti. Kendisine sorsaydın. Ben dinleneceğim biraz. Var ya, gebertirim seni.
parayı beklemem gebertirim. Bırak beni, ölürüm de kalmam burada ben. Ölürsün o zaman. Ölürsün. Bırak şunu. Bırak dedin. Dur şöyle. Dur dedin. Bir aksilik daha yaparsan mermi alnına tam ortasında patlar. Dua et güzel kızım da kıyamıyorum. Başkası olsa ağzını burnunu çoktan dağıtmıştım. Olmuyor ki böyle. Bu ne ya? Yamalı bohça gibi oldu. En sevdiğim palton bir de. Dediğim gibi, uyur gezerlik psikolojik bir bozukluktur. Kendilerini güvende hissederlerse bu konuyla daha kolay baş edebilirler. Önemsendiklerini, sevdikleri şeylerin dikkate alındığını bilirlerse neden olmasın? Tamamen iyileşebilir. Olmuyor, olmuyor. Benim diyen terzi buna bir şey yapamaz. Ne? Ne demek aradığınız numara kullanılmamaktadır? Numarasını iptal ettirmiş. Kaynana hoca bu kadın bir akılsızlık edip polise mülüse gitmişse hevesi kursağında kalacak. Buralı bulmak öyle kolay mı be? Parayı getirmezse? Getirmezse? Bilmem ki. Düşüneceğim. Getirmez benden kurtulmak için. Sana bir şey yapmadım. Ne olur bırak beni gideyim. Bence daha çok güzel oluyorsun ha. Korkma. Parayı alana kadar kılına bile dokunma.
Çalışıyor bu. Aramıyor. Telefonu kapalı. Hikmet. Emir. Emir eve gelince Reyhan'ın evde olmadığını öğrenecek. Ay bittim ben. Kahvenizi getirdim. Senden kahve isteyen mi oldu? Hep bu saatte içersiniz ya, ondan şey yaptım. Hala konuşuyor musun? Özür dilerim, isterseniz sandım. Çekil. Çekil karşımdan. Anne. Ha, Emir, hoş geldin oğlum. Ne oldu yine? Niye kızdın bu kadar? Ay, bu Nigar benim hep sinirlerimi bozuyor. Neyse. Sen erkencisin bugün. İşin yok muydu? Bugün böyle oldu. Toplantı iptal olunca. Arkadaşlarınla buluşsaydın oğlum. Eve mi tıkılıp kalacaksın? Anne, sen beni evden mi göndermeye çalışıyorsun? Ne münasebet oğlum, aman. Bugün de yani ne söylesem herkes beni ters anlıyor, yanlış anlıyor. Senin sinirlerin bayağı bozulmuş anneciğim. Rahatlamaya çalış, ben odama gidiyorum. Reyhan'ın evde olmadığını anlayacak birazdan. Bana sorunca ne söyleyeceğim? Hay Allah'ım, yardım et. Belli bir tedavisi yok tabii. Yani ilaçla geçebilen bir şey değil. Daha çok psikolojik tabana dayanır. Tetikleyicileri vardır. Mesela çocukken yaşanmış bir ebeveyn kaybı, stres bozukluğu, kaygı bozukluğu, güven eksikliği gibi. Gergin Bey niye bana böyle bakıyor ya? Yoksa eski karısına gittiğimi mi anladı? Allah'ım lütfen anlamamış olsun, lütfen. Bu sefer beni çiğ çiğ yer, üstüne bir de su içer ya. Oo, ey keyifler de yerinedir ha, aferin size. Masalı, acıktın mı çakır gözlüm? Vallahi Şehriye abla, kurt gibi acıktık. Ne var yemekte? Yemelere doyamayacağınız bir şey. Neymiş o? Bamya. Kıymalı ettim onu. Masalım çok sever. Bamya. Ya ben de sandım ki pizza. Ya şey, bizim komşu havuçla bamya yapardı. Hı hı. Bamyaya havuç. Ya ne güzel olurdu biliyor musun? Hem de faydalarını böyle say say bitmez. Her zaman papaz pilav yemez derler bizim oraya. Ha bu akşam Şehriye usulü bamya yenilecek. Ben o kadar dayarım. Suyun ısındı kızım Leyla. Ben o gergin bakışları nerede görsem tanırım. Kesin anladı. Masal kız. Ya bak, büyükler böyle kendi kendine konuşur. Ama sen ne yap biliyor musun? Bizimle konuş. Vaf 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 vaf. İçeride misin? Hoş geldin oğlum. Hoş bulduk Melike abla.
Melike abla. Onu gördün mü? Reyhan'ı yani. Hava almaya sahile indi. Daha gelmedi.